Namık Ekin kanalına hoş geldiniz. Aynı zamanda da Derya Arms, yani Türkiye'nin dünyaya en iyi silahlarını tanıtan, imal eden, savunma sanayimizin dediği Derya ile ilgili yeni bir çekim yapıyoruz. Bugün size değişik silahlarıyla, özellikle onun dünyada çok iddialı olduğu DY-9 tabancasını tanıtacağız. DY-9 gördüğünüz tabancalardan çok önemli tarafları var. Bir kere çok hafif, atışı çok isabetli, isabet oranı çok yüksek. Gördüğünüz gibi yeşillerin arasında kırmızı backside frontside dediğimiz göz göz arpacık çok iyi ayarlanmış. Şahlanması, tabancada şahlanma biliyorsunuz hepsinde olabilir ama bunda şahlanma çok az. Çok iyi otursun diye tırtıklı, bakın tutamaçlarına tırtıklı zımpara gibi yerler yapılmış. O arada çevirdiğiniz zaman burada aynı şekilde de elden kaymasın, çok iyi bir tutuş sağlasın diye görüyorsunuz yerlerine. İşte jarjuru çıkarmak için ayrı bir basamağa jarjuru takıyorsunuz veya namluyu ateş aldınız, çektiniz, düşürdünüz, taktınız. Buradan tekrar içeri, tekrar düşürüp nişan alıp atış yapmak mümkün. Bunun ayrı bir özelliği de kunduz kuyruğu dediğimiz yer ele çok iyi oturuyor. Bakın her silah şahlanırken geriye oturur ya, bunun buraya oturup şahlanmaması için iyi bir yuva yapılmış. Bu da silahların şahlanmasını engelleyen bir husus. Önümüzdeki günlerde Derya Arms'ın bu DY-9 silahı ile atış yapacağız. Aşağı yukarı 24 saat yapacağım atışta 35 bin ile 40 bin mermi yakacağız. Önümüzdeki günlerde de ayın 29'unda İstanbul'da fuarımız var. Hepiniz davetlisiniz orada bu silahları görmeye ve bizlerle tanışmak için. O arada Emir hep söylüyor, hocam hep televizyonda ısrar diyorlar, bir tane maceram varmış senin bu işte Girit Adası ve Rodos Adası ile ilgili. Bir tanesinde Girit Adası, Kıbrıs'a çıktıkları zaman bizim birinci tim, SAT-1 gençimler, biz o sırada Uzunada'daydık ve oradan bir Sakarya denizaltısına binip, eğer savaş çıksaydı, Türk-Yunan Savaşı, biz Ege'de gezerken gemiler Yunanistan'dan hareket ettiği zaman Girit'e ve Rodos Adası'na çıkıp keşif, baskın, cephaneliklerin, yakıt istasyonlarının baskınını yapacaktık. O yüzden denizaltının içinde Ege'de dolaşıyoruz devamlı. Sonra çıkış ve keşif emri geldi. Aynı, bakın burayı ona benzettim, onun için anlatıyorum burayı. Böyle yüksek kayalıklar, aşağıda dağ gibi bir tepe ve makinikler çok sık. Bizim giydiğimiz kamuflaj elbiselerle çok iyi keşif yapacak, saklanacak imkanlar vardı. O arada böyle patikadan nöbetçiler gidiyor. İki tane bir Yunanlı nöbetçi geçti. Sonra dört tane geçti. Biz saklandığımız yerden onları vurmak gayet basit. Ama bize çatışma yok dediler. Mümkün olduğu kadar çatışmaya girmeyeceksiniz. İşiniz sadece keşif ve görü denmek diye. Tabii burada anlatamayacağım özel şeyler de var. Burada silahlı kuvvetlerin özel bilgileri olarak onları anlatmayayım. Arazi aynı ona benziyor. Yıllar geçti. Ben Rodos Adası'ndan Marmaris'e su altından yüzmeye karar verdim. Onu televizyonda ve YouTube'da izlemişsinizdir. Şimdi Yunanlılardan izin alıyoruz ya Rodos Adası'ndan. Oo, çok güzel bir şey. Bir balık adam Türkiye'de Rodos'tan dalacak. Marmaris'ten çıkacak. Aşağı yukarı 30 saatlik bir su altı yüzmesi. Su altından çıkmadan bir dünya rekoru var. Yazılara yazdık, müsaade geldi. 10 gün sonra bir yazı daha geldi. Buna müsaade etmiyoruz. Niye müsaade etmiyorsunuz diye sorduk. Niye 30 Ağustos'ta yapıyorsunuz dediler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapacaktım ya bunu. Ya dedik şöyle böyle filan. Sonra dedi bu rekoru yapacak, deneyecek, Rodos Adası'ndan suya girecek bir SAT komandosuymuş dediler. Kaymakam Rodos Adası'nın. Halbuki yıllar önce biz oralara çıkıp bütün her yerin keşfini yapmıştık. Beni adaya çıkarmadıkları için Rodos Adası'na, o yıl rekoru kaymakamın dediği gibi onların deniz sularının 3 mil açından suya girdik biz SAT'lar refakatinde. Ve oradan başlayıp
Marmaris'e kadar su altından yüzmem 24 saat 53 dakika sürdü. Ama zorlu bir yüzmeydi. Beni hemen Aksas'taki bir üstüvane var. Dalgıçların tedavi olduğu dekompresyon odası. Orada tedaviyi aldım. Yani 24 saat yüzdükten sonra hapishane gibi bir demirin içinde oksijen bir tedavisi uyguladılar. Bundan sonra da zaten biliyorsunuz rekoru kırmış oldum. Ama bugün bize anlatmak istediğimiz önümüzdeki ayın sonuna kadar bu silahla 35 bin ile 40 bin mermi atacağım. 24 saat devamlı atış yapacağım. Ve 5 tane hedefe 25 metreden 5 tane hedefe olacak. Geniş rekorlarının istediği gibi. Bu hedeflerdeki puanlar da sayılacak. Benim bu rekorumu kırmak isteyen kişi, atıcılar, aynı benim yaptığım gibi hedefler sayılacak. 24 saat devamlı atış yapacak, isabetli atışlar. Ve o arada da geniş dünya rekorlarının hakemleri olacak. İnşallah 82 yaşına bastığımız bu günlerde ülkeme bir rekor daha getirmiş olacağım. Biliyorsunuz ister polis, ister subay, ister general olun. Silahı elinize aldığı zaman daima işaret parmağı tetik korugonun içine girmesin. Ne zaman ki hedefe nişan alacaksınız, doldurdunuz, o zaman bu tetik parmağı ancak tetiğin üzerine gelecek. Hiçbir zaman namlu canlıya bakmayacak. Bakın çekim heyeti burada. Benim de elim ve namlu hep boş tarafta. O yüzden bu çok önemli. Ne zaman nişan alacaksınız hedefe, o zaman bu parmak tetik üzerine gelecek. Hazırız. Derya Hamz'ın DY-9 tabancasını denedik. Birazdan yine Derya Arm savunma sanayimizin en iyi silahlarından biri Melik'le ateş edeceğiz. Hedefe doğru ve onu seyrettireceğiz size. Her zaman dediğim gibi işaret parmağı, tetik parmağı hep tetik koruganın üzerinde olsun. Şimdi Melik'le eğitim yapacağız. Bunda da yine Derya savunma sanayinin en iyi, şahlanması en az olan, en çok isabet kaydettiren tabancasıdır bu. Ve emniyet tedbirlerini göz önüne alıp, kırmızısı meydanda, demek atış yapabiliriz. Evet, atışa hazırız. Silah boş. Evet Emre'cim, çok keyifliymiş bu. Bir carcava daha atabiliriz bundan. Ve izleyicilerimize silah emniyet tedbirlerini, silah terbiyesini anlatarak. Dediğim gibi hiçbir canlıya bakmayacak namlu. Daima hedefe nişan aldığınız zaman, atacağınız zaman içeri girecek buraya. Bunu unutmayın. Evde de carcuru ayrı bir yere bırakın. Silahı ayrı bir yere. Çocuklar oynamasın. Ve daima kullanıp boş olarak yapın. Eğer bir emniyet görevlisi, bir asker, önemli bir şahıssanız, her zaman başınız beladaysa, bunu başka bir yere koyduğunuz zaman bir carcurda, yedeğinizde, yatağın altında bir yere saklayabilirsiniz. Hazırız. Carcur takıyorum. Namluyu sürdüm. Atış serbest. Gördüğünüz gibi
atış kabiliyeti çok iyi olan tutuşu, ortopedik açıları ve şahlanması çok aza indirgenmiş bir silah. Bu silahla atış etmek büyük bir zevk. 2 hafta sonra 35 bin ile 40 bin mermiyi 25 metreden 5 tane hedef atarak 24 saat atış rekorunu kırmak istiyoruz Derya silahlarıyla. Şimdi Derya Arms'ın yine en güzel mamullerinden bir tanesi VR-70 ile atıyoruz. Hafifliğini anlatmıştım zaten, ne kadar rahat. Vuruşu da öyle. Kuruyoruz. Doldurduk. Emniyette sahaya bakalım neresi? Evet, bu taraf. Evet. Diyarcır çıkar. Kontrol. Emniyette tamamdır. Çok hafif, çok atımı çok güzel bir tüfek. Biraz daha Derya Arms'ın en son harika eserler yarattığı bu tamburla atış yapacağız. İlk önce bir 21 tane atalım bakalım. Evet, inanılmaz silah. Gördüğünüz gibi her yer mermi dolu. Bir bölük askerle savaşabilirsiniz bundan. Güzel olanın gördüğünüz gibi hem çahlanmadı hem de isabeti çok kuvvetli. İnsanı sarsmıyor. İnanılmaz bir tüfek. Herkese tavsiye ederim. ZY-9. Derya Arms'ın son zamanlarda yaptığı en mükemmel silah ve en çok ihracat yaptığı silahlardan biri. Ondan atışı deniyoruz. Ya Emre, biraz şey ver, şarjör ver atalım. Buyurun hocam. Bu ne ya? Bunun daha çoğu yok mu? Büyüğü yok mu? Olmaz mı hocam? Vay işte. 32 tane mi atar artık? Kaç tane atarsa. Emniyetli sahaya aldık namluyu. Doldurduk. Atış hazırız. Biraz öne eğilmem icap ediyor herhalde. Evet, kendini gösterdi bizim yavru. Harika bir şey, çok güzel. Emniyette namlu boş. Gördüğünüz gibi harika bir silah, arka arkaya bir orduyla savaşabilirsiniz. Teşekkürler Derya Arms. İşte bugün DY-9 Derya Arms'ın en güzel yaptığı silahın çamur, ıslaklık ve paslanma denemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çamurda, suda, bataklıkta, hatta kartta silahınızı düşürdünüz ve sonradan buldunuz, aldınız. Ve o zaman bile size bu çamurda, suda nasıl çalışabileceğini, arıza yapmayacağını gösterdik silahın. DY-9 o bakımdan size çok tavsiye edebileceğimiz harika bir silah. Bütün silahlı kuvvetlerimize, emniyet kuvvetlerimize, özel kuvvetlerimize, ben kullanıyorsam sizler de kullanabilirsiniz. Başarılar. Teşekkürler Derya Arms.